Gündem programından herkese merhaba. Ağırlaşan ekonomik koşullar, enflasyon derken başka bir şey konuşamaz olduk. Şimdi de korkutan elektrik zammı açıklaması gündemde. Konuyu konuğumuz CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'la konuşacağız. Merhaba Özgür Bey, hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi her yeni güne yeni zam haberleriyle uyanır olduk. Gıdaya, evet. Konuta, özellikle de akaryakıta zamlar gelmeye devam ediyor. Sizin de geçtiğimiz günlerde elektriğe %100 zam gelecek uyarınız oldu. Ne zaman gelecek ve bu ülke bu zammı kaldırabilecek mi? Neler söyleyeceksiniz? En son sorudan başlayalım. Böyle bir zammı elbette ki bu ekonomide kişiler de kaldıramaz. Ama bizim bu uyarımızın temel bir sebebi var. Yani zammı istediğimiz için değil, tam tersi önceden uyarı yaparak bununla ilgili tedbirlerin alınması için ben bu uyarıyı yaptım. Temel sebebi de şu, özellikle enerji maliyetlerini incelediğimizde, dikkat ettiğimizde, elektriğin üretim maliyetine baktığımızda ortaya bir tablo çıkıyor. Onu kısaca özetlemek istiyorum size. Benzine yılbaşından bu yana 18 kez zam geldi ve 24 TL'ye kadar çıktı litresi. Dolayısıyla bütün bu maliyetler elektrik piyasası özellikle devlet tarafından sübvanse edilebilir halde. Sübvanse ediliyor. Elektrik fiyatları aslında çok daha fazla. Elektrik şirketlerinin kâr etmesinin önünde kanunen korumaya alınmış ve bu durumda elektrik maliyetleriyle ilgili devlet tarafından sübvanse edilen bir durum var. Ama artık iş o raddeye geldi ki maliyetler o kadar arttı ki devlet de bunu sübvanse etmekte zorlanır hale geldi. Dolayısıyla yeni kaynaklar yaratılması gerekir elektriğin fiyatının zamlanmaması için. Çünkü zaten elektrik şirketleri belli oranda kâr etmek durumdalar. Bunun sebebi ne? Türkiye'de elektrik üretimi ve dağıtımı konusunda özelleştirme var. %100'e yakını elektrik dağıtımının özel, %85'i de elektrik üretiminin özel. Hal böyleyken devletin ne kadar sübvanse edeceği konusu bir tartışma. Kısaca bir bilgi vermek isterim. O da şu, şu anda elektrik mesela hane halkına ne kadar satılıyor? 1.26 kilovat. Kilovatı 1.26 TL'ye satılıyor. Eğer yüksek tüketim bandına geçmişseniz, yani belli oranda tüketimi aşmışsanız, o zaman da bu size 1.89 TL'ye satılıyor yurttaş olarak. Peki bu sanayi elektriği olursa ne kadar? O da 2.74'lerde. Peki elektriğin üretim maliyetleri, hani bahsettik ya girdi maliyetleri. Ne noktalarda kilovatta? 2.70'lerde. Yani satış fiyatı ile maliyet arasında açılmış bir makas var ve bu devlet tarafından sübvanse ediliyor. Peki artan doğalgaz fiyatları, elektriğin maliyeti, artan taş kömürü fiyatları, artan akaryakıt fiyatları, bunların hepsi elektriğin maliyeti ve dolayısıyla bu noktadaki artışlar artık sübvanse edilmeyi zorlar hale geldi. Hatırlarsanız bundan birkaç ay önce Şubat ayında da yine bir zam haberi çıkmıştı. O zaman da yine bu zam ötelenmişti. Elektrik şirketleri mütemadiyen bu zamın olması için baskı yapıyorlar. Baskı yapıyorlar gelsin diye. Bizim de zamla ilgili bu verileri paylaşmamızın temel sebebi acaba bu zam haberlerini gündeme taşıyarak zammı engelleyebilir miyiz de? Ama yapılan son açıklamaları siz de takip etmişsinizdir. Artık mesela elektrikle ilgili en son yapılan açıklamada zam olabileceğini işaretlerini verdi. Şimdi ben şöyle söyleyeyim size. Neden böyle bir yoldayız? Çünkü Türkiye'de elektrik özel, özelleştirme de dolarla yapılmış. Bir de böyle bir boyutu var. Neyi kastediyorum? Türkiye'de elektrik dağıtım şirketleri, elektrik üretim şirketleri özelleştirilirken borçlandılar. Ve bu borcu da dolarla kredi kullanarak aldılar. Dolayısıyla doların arttığı her an elektrik üretim maliyeti artıyor. Böyle bir durum var. Doların arttığı her an elektrik üretim maliyeti artıyor. Bu da ne yazık ki elektrik fiyatını arttırıyor. Artık bu saatten sonra AKP hükümeti eğer ekonomiye yeni bir kaynak sağlayamazsa, özellikle elektrik alanında sübvanse için kaynak bulamazsa bu sistemle zam kaçınılmaz. Zaten elektrik mühendisleri odası da bunu söyledi girdi maliyetleri konusunda. Peki bu zammı ne zaman yapar sorusu soruluyor. Normalde bu ayda yapabilirler ama bence Haziran'a kadar zam yapmayacaklar. Sebebi de şu, yaptıkları andan itibaren enflasyon artacak ve memur maaşları bu noktada daha fazla zam yapmak zorunda kalacaklar. Ve onun içindir ki Temmuz ayından itibaren böyle bir zam gündeme gelebilir.
Ama yine açıklamanız var devamında attığınız tweet'in. Eğer Temmuz ayında yansıtılırsa bu zam %100 değil %150 olarak evet. yansır diyorsunuz. Şöyle, bunu ben söylemiyorum. Bu alandaki kişiler söylüyor. Zam yapmadıkça maliyetler daha da katlanacak diyorlar. Çünkü oradaki finansman dengesi bozulacak. Dolar konusu var, dolar borçlulukları var ve bütün bunların hepsi de her gecikme aynen faizi zamanında artırmayıp sabit tutulmasından kaynaklı olarak ekonomide nasıl maliyetler oluşmuşsa elektrikte de benzer bir tablonun yaşanabileceğini söylüyor uzmanlar. Sizin açıklamanızdan sonra EPDK da bir düzenleme yaptı. Evet. Bu düzenlemeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu düzenleme aslında zamın altyapısı şeklinde yorumluyorum. Ben oradaki limitin, azami limitin kaldırılmış olması, biliyorsunuz elektrik fiyatları konusunda bir azami limit vardı. Onun kaldırılmış olması zamın altyapısı diye yorumluyorum ben. Peki bildiğiniz gibi dolar da bir süredir aslında baskılanıyordu 15 sınırında. Evet. Fakat artık 16'ya doğru da gidiyor diyebiliriz. Ben bununla ilgili açıklama yaptığımda bana kızmışlardı. Ben bütün bunların hepsini bu rahat ettiğim için değil, öngörüp işaret etmek için söylüyorum. Dolarla ilgili de hemen hemen 20 gün önce sanırım bir açıklamam olmuştu. O zaman da bunu söylemiştim. Dolar da şimdi 16 liraya geldi ve fiili bir devalüasyon yaşandı 14'ten 16'ya ve kimsenin sesine yazdı ki çıkmıyor. Yani %10'u geçen bir devalüasyon var şu anda dolarda. Gidişatı için ne öngörüyorsunuz doların? Yükselmeye devam edecek mi önümüzdeki aylarda? Şöyle, bir dolar şokunu eğer yaz aylarında Türkiye acil bir 35 milyar dolar kimilerine yönelik, kimilerine yönelik 40 milyar dolarlık bir paraya ihtiyaç var kısa vadeli. Bu para bulunamadığı noktada dolar da hızlanarak artacaktır. Doların artması aynı zamanda hazineye kur korumalı mevduattan dolayı yükler getirecektir. Burada bir çıkmaz oluşacaktır, onu da söyleyeyim. Çünkü gözüküyor ki özellikle kur korumalı mevduata başladıktan bu yana kadar artan kurdan daha fazla kur arttı son 10 günde. Bu çok ciddi yükler getirecektir ve kaldırılamaz yükler haline gelecektir. Ben eğer kısa vadede bir 35-40 milyar dolar gibi bir nakdi bulamadıklarında yine yaz aylarında bir döviz şokuyla karşı karşıya kalabileceğimizi düşünüyorum. Yine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın enflasyona endeksli tahvil ile ilgili açıklama yapması bekleniyor. Fakat bankacıların da bununla ilgili endişeleri var. Siz neler söyleyeceksiniz? Sizce işe yarayacak mı? Şimdi ben belki biraz çok genel bir değerlendirme olacak ama AKP hükümeti bu saatten sonra durumu düzeltmek için attığı her adım başka bir sonuca yol açıyor. Dikkatini çekerse yine tahvil ne demek? Borçlanma. Yani borcu borçla kapatma dönemindeyiz. Oysa çok böyle daha uzun vadeli, ekonomide yatırımcıların önünü görebileceği bir strateji ve politik argümana ihtiyaç var. Günlük borçlanarak, borcu borçla kapatarak, işte Katar'dan 5 milyar getirerek, oradan 10 milyar getirerek bu işlerin sonu yok. Bu işleri Türkiye ekonomisini yeniden yapılanmaya ve yatırımcının, Türkiye'deki yatırımcının ve uluslararası yatırımcının Türkiye'de önünü görebileceği bir duruma ihtiyaç var. Dolayısıyla ben esas olanın Türkiye'deki hukuk sistemi ve yönetim şekli olduğu, yönetim anlayışı olduğunu düşünüyorum. Bu yönetim anlayışını değiştirmeden alabileceğiniz her türlü önlem bu merak gibi size tekrar geri dönecektir. AKP hükümeti hem Türkiye'de hem de uluslararası piyasalarda ne yazık ki güvenini kaybetmiştir. Bunu nereden görüyoruz? Kredi risk primlerinden görüyoruz. Dolayısıyla Türkiye pahalıya borçlanan da bir ülkedir. Sadece borçlanmaktan kaynaklı değil. Tahvil de olsa orada bir pahalıya borçlanma olacaktır. Enflasyona yararlı. Bu durum sürdürülebilir bir durum değildir. Esas olan şey Türkiye'deki yatırımcının önünü açabilecek, ona güven verebilecek, uluslararası piyasalardan Türkiye'ye yatırım çekebilecek yeni bir anlayışa ihtiyaç var. O da yeni bir hükümetle ancak mümkün olabilir. Teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Gündem programının sonuna geldik. Bir sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle.